Romanımızın adı Karamazov Kardeşler. Yazar Fyodor Dostoyevski. Cilt 1. Çevirisi Mustafa Bahar. Yayın evi Kum Saati Yayınları. Beşinci kitap. Pro ve Kontra. 1. Söz kesme. Alyosha'yı ilk karşılayan yine Bayan Hohlakova oldu. Telaşlıydı. Başından önemli bir olay geçmişti. Katerina Ivanova isteri krizlerinin sonunda bayılmıştı. Sonra da üstüne ürkütücü, korkunç bir halsizlik geldi. Ateşler içinde yanıyordu. Herzenstube'ye ve teyzelerine haber göndermişlerdi. Teyzeleri gelmişti ama Herzenstube henüz görünürlerde yoktu. Hepsi hastanın odasında toplanmış, bekleşiyorlardı. Bu durumlara niçin düşmüştü acaba? Ya beyin hummasına yakalandıysa? Bayan Hohlakova bunları gerçekten korkmuş bir şekilde söylüyordu. Bu seferki ciddi, çok ciddi diyordu. Sanki şimdiye kadar olanların hepsi ciddi değilmiş gibi bunu her söze ekliyordu. Alyosha onu üzüntü içinde dinledi. Başından geçenleri anlatmak istedi ama Bayan Hohlakova hemen sözünü kesti. Zamanı çok dardı. Lisi geçip onu arada beklemesini söyledi. Kulağına "Azizim Alexey Fedorovich" diye fısıldadı. Liz'in deminki hali hem garibime gitti hem de duygulandırdı beni. Bu yüzden onu bağışlamak zorundayım. Düşünün, siz gider gitmez 2 gündür sözde sizinle alay ettiği için öyle candan bir pişmanlık duydu ki. Oysa ki alay filan etmemişti. Sadece şakaydı bunlar. Ama pişmanlığı o kadar ciddiydi ki gözleri bile yaşardı, şaştım kaldım. Şimdiye kadar benimle de eğlendiği oldu ama ciddi şekilde pişmanlık duyduğunu hatırlamam. Hepsi şakaydı yaptıkları. Siz de bilirsiniz ya, benimle durmadan eğlenir. Oysa şimdi ciddileşti. Her şeyi ciddiye almaya başladı. Görüşlerinize değer veriyor Alexey Fedorovich. Elinizden gelirse ona darılmayın. Sözlerine alınmayın. Ben ne yaparsa yapsın hoş görürüm. İnanın bana, son derece zekidir. Demin onun çocukluk arkadaşı olduğunuzu söylüyordu. En ciddi çocukluk arkadaşım dedi. Düşünün, hem de en ciddi. Peki ben ne oluyorum? Son derece ciddi duyguları, hatta anıları var. Bazen de öyle beklenmedik sözler söylüyor ki bunları nerede bulup çıkardığına şaşarsınız. Mesela geçenlerde bahçemizdeki çama ait söylediğini hiç unutmayacağım. Onun küçüklüğünde bahçemizde bir çam vardı. Hoş belki şimdi de var ya, çamlar insanlar gibi değildir Alexey Fedorovich. Uzun zaman dayanırlar. Anne, bu çamı rüyamda gördüm gibi hatırlıyorum dedi. Gerçi başka türlü söylemişti, çıkaramadım ben. Benimki uymadı. Liz'in buna dair söylediği çok hoştu. Ben anlatmayı beceremem. Zaten çoğu zaman da unuturum. Şimdilik hoşça kalın. Çok sarsıldım. Delirmemek elde değil. Ah Alexey Fedorovich. Hayatımda 2 kere aklımı kaçırdım. Tedavi ettiler beni. Hadi siz Liz'in yanına gidin. Onu avutabilecek tek kişi sizsiniz. Onun yanında olmanız gerek. Liz diye seslendi. Sana aşağılamaktan büyük zevk aldığın Alexey Fedorovich'i getirdim. İnan ki hiç darılmamış sana. Tam tersine. Bunu nasıl düşünebildiğine şaşıyor. Teşekkürler anne. Girin Alexey Fedorovich. Alyosha girdi. Liz çok utanmıştı. Birden kızardı. Böyle durumda her zaman olduğu gibi hemen konuyu değiştirdi. Bu söz de o anda onu ilgilendiren tek konuydu. Alexey Fedorovich, annem şimdi 200 ruble hikayesini, size o zavallı subay için verilen siparişi ve adamcağızın gördüğü aşağılanmaları anlattı. Bilir misiniz? Annem bir şey anlatmayı pek beceremez. Hep daldan dala atlar. Ama bu sefer onu dinlerken ağladım. Peki, ne oldu? Parayı nasıl verdiniz? Ne yapıyor zavallı adam? Parayı veremedim. Bu ayrı bir hikaye. Alyosha cevap verirken en çok parayı veremediğine üzülmüş görünüyordu. Oysa ki Liz onun başını öteye çevirdiği halde başka şeyler düşündüğünü kolaycacık anlamıştı. Alyosha masanın başına geçerek anlatmaya başladı. Utangaçlığı hemen rahatladı. Liz'in ilgisi uyandı. Henüz duygularının etkisi altında olduğu için meramını güzel ve düzgün anlatıyordu. Eskiden daha Moskova'dayken Liz'in çocukluğunda evlerine giderek başından geçenleri veya okuduklarını, çocukluğuna ait anıları anlatmayı pek severdi. Hatta bazen ikisi birlikte hayaller kurarak uzun uzun, çoğu da neşeli, gülünç hikayeler uydururlardı. Şimdi sanki 2 yıl öncesinde Moskova'da gibiydiler. Hikayesi Liz'i son derece duygulandırdı.
Alyosha, İlyushevskaya'yı son derece güzel canlandırdı. Zavallı adamın parayı ayaklarıyla çiğnemesini bütün ayrıntılarıyla anlattı. Liz ellerini birbirine vurdu, derin bir heyecanla ''Demek parayı vermediniz, kaçmasına razı oldunuz.'' diye bağırdı. ''Aman tanrım, keşke peşinden koşup durdursaydınız.'' ''Hayır Liz, böylesi en doğru olanıydı.'' Alyosha oturduğu iskemleden kalktı, düşünceli bir şekilde odada gezindi. ''Neden daha iyi oluyor? Açlıktan ölürler şimdi.'' diye karşılık verdi Liz. ''Ölmezler. Çünkü bu 200 ruble yine geçecek ellerine. Yarın nasıl olsa alır bunu. Yarın alacağını tahmin ediyorum.'' Alyosha genç kızın önünde birdenbire durarak devam etti. ''Bakın Liz, bu işte bir yanlışlık yaptım ama isabet oldu.'' ''Ne yanlışlığı? Neden isabet oldu?'' ''Bu adam korkak, tabiatça zayıf biri. Feleğin her türlü tokatını yemiş. Üstelik iyi yürekli. Parayı ayaklarıyla çiğnemesinin nedenini düşünüyorum hep. Neden ansızın kızdı böyle? Bunu yapacağını son dakikaya kadar kendisi de bilmiyordu. Bana öyle geliyor ki çok kırılmış. Bulunduğu duruma göre başkası da beklenemez zaten. Önce önündeki paraya sevinip bunu saklayamamış olmasına kızdı. Sevinebilirdi ama pek çok değil, göstermeden. Başkalarının böyle durumlarda yaptıkları gibi parayı alırken naz edip kırılabilirdi. Bunlar elimden gelseydi belki 200 rubleyi kabul ederdim. Ama pek içten sevindi. Buna üzüldü. Ah Liz, çok dobra dobra iyi yürekli bir adam. Böyle durumlarda yıkımın sebebi de bu oluyor zaten. Konuştuğu süre içinde sesi bitkin, çok kırgındı. Çabuk çabuk konuşuyor, tuhaf bir kihkihlemeyle gülüyor ya da ağlıyordu. Doğru söylüyorum, ağlayacak kadar coşmuştu. Kızlarından, başka bir yerde alacağı görevden söz açtı. Biraz içini dökünce bana ruhunu olduğu gibi gösterdiği için utandı. O anda benden iğrenmeye başladı. Son derece utangaç olan yoksullardan o. En çok dostluğumu çok çabuk kabul etmesine, bana hemen teslim olmasına kızıyordu. Baştan üzerime saldırıp korkutmaya çalışırken parayı görünce boynuma atılmaya başladı. Kucaklıyor, sarılıyordu bana. Bu hali yüzünden kendini küçümsenmiş hissetti. O anda ben de önemli bir yanlışlık yaptım. Kasabayı bırakıp gitmesi için parayı yetmezse ona daha vereceklerini, hatta benim de yardımım dokunacağını söyledim. Onu şaşırtan bu oldu işte. Yardım ederim diye ortaya çıkmam gerekirmiş sanki. Bilir misiniz Liz, ezilen bir adama çevresindeki herkesin veli nimet kesilmesi son derece ağır gelir. Böyle duydum. Starrett söylemişti. Bilmem, nasıl anlatayım. Çoğu zaman bunu gördüm de. Kendim de öyle hissediyorum. En önemli nokta, onun son ana kadar banknotları çiğneyeceğini bilmemesidir. Biliyordu ama yine de öyle olacağını hissediyordu. Kesinlikle böyle oldu. Hissettiği için sevinci bu derece taşkındı. Her şey çok kötü olduğu halde iyilik işaretleri taşıması da bu yüzden. Bunun çok iyi olduğuna, bundan iyisi olmayacağına inanıyorum. Liz büyük bir şaşkınlıkla Alyosha'ya baktı. Niçin? Neden daha iyisi olmuyormuş? Çünkü bu parayı çiğneyeceği yerde asla, eve geldikten belki bir saat sonra alçalmayı kabul ettiği için pişman olacak. Boğulacaktı. Mutlaka böyle olacaktı Liz. Ağlayacak ve belki yarın gün doğmadan bana gelip banknotları suratıma fırlatacaktı. Deminki gibi çiğneyecekti onları. Oysa ki şimdi kendini mahvettiğini bildiği halde son derece gururla zafer kazanmış bir şekilde gitti. Şimdi bu 200 rubleyi ona hem de yarın kabul ettirmek çok zor bir şey değil. Çünkü şerefini kanıtladı. Parayı yere atıp çiğnedi. Yarın parayı ona yeniden getireceğimi dünyada düşünemez. Oysa ki bu paraya korkunç şekilde ihtiyacı var. Gece bunu daha çok düşünecek. Yarın sabaha kadar neredeyse bana koşup af dileyecek hale gelir. Tam bu sırada ben yıldırım gibi yetişeceğim. Gururlu bir insansınız, bunu gösterdiniz gibisinden sözler edeceğim. Artık parayı alın, bizi bağışlayın. Alacaktır o zaman. Alyosha alacaktır o zaman sözlerini adeta coşarak söyledi. Liz alkışlamaya başladı. Buna benim de aklım yattı. Ah Alyosha, nasıl da bilirsiniz hepsini? Bu kadar genç olduğunuz halde insan ruhunun içini dışını biliyorsunuz. Ben bu analizleri dünyada yapamazdım. Alyosha aynı coşkunlukla konuşmasını sürdürdü. Asıl sorun şu. Bu parayı aldığı halde hepimizle eşit olduğunu, hatta yalnız eşit değil, bir ayak üstün olduğunu kanıtlamakta. Bir ayak üstün mü? Harika Alexey Fedorovich, devam edin, devam edin. Bir ayak üstün deyimi pek yerinde olmadı. Ama önemi yok. Çünkü
Aa, olsun olsun. Kusuruma bakmayın Alyoşacığım. Bilir misiniz, sizi şimdiye kadar hemen hemen hiç saymazdım. Daha doğrusu sayardım ama yine de akran görürdüm. Oysa ki bundan sonra bir ayak üstün sayacağım. Ne olur, yaptığım esprilere alınmayın. Ben gülünç, küçücük bir kızım. Ama siz... Bir şey söyleyeyim mi, Alexey Fedorovich? Şu sizin, yani sizin... Daha doğrusu bizim düşüncemizde ona, şu zavallıya karşı bir küçümseme yok mu dersiniz? Biraz yüksekten bakarak onları didiklemiyor muyuz? Parayı %100 kabul edeceğini kestirmenizde de bir küçümseme yok mu? Bu soruya sanki önceden hazır olan Alyosha kesin bir dille "Hayır Liz, onları hiç küçük görmedim." dedi. Bunu buraya gelirken ben de düşündüm. Ne küçümsemesi? Sanki biz ondan farklı mıyız? Bizim de ondan daha iyi hiçbir yanımız yok. Daha iyi olsak bile bir de kendimizi onun yerine koyalım. Sizi bilmem ama Liz, ben birçok bakımdan ruhumun küçüklüğünün bilincindeyim. Sinigirev'in tam tersine, küçük olmayan, duygulu bir ruh var. Hayır Liz, onu ve ailesini hiç küçümsemiyorum. Onlara tepeden bakmıyorum. Davranmıyorum da. Benim stratez bir keresinde insanlara çocukmuşlar gibi, hatta bazılarına hastanedeki hastalara bakar gibi bakmak gerekiyor, demişti. Oh, Alexey Fedorovich, hadi kuzum, biz insanlara da hastalara bakar gibi bakalım, olur mu? Olur Liz. Buna hazırım. Hoş, pek de hazır değilim ya. Ben de bazen pek sabırsızım. Bazen kaba ve patavatsız oluyorum. Siz öyle değilsiniz. Sanmam. Oh, ne kadar mutluyum. Bilemezsin ben Alexey Fedorovich. Buna sevindim Liz. Çok iyisiniz Alexey Fedorovich. Ama bazen çok bilmiş bir duruşunuz var. Oysa aslında hiç de bilgiçlik taslayan biri değilsiniz. Liz birdenbire kızgın, telaşlı bir fısıltıyla "Gidin, kapıyı usulca açıp annemin bizi dinleyip dinlemediğine bakın," diye mırıldandı. Alyosha kapıyı açıp baktı, ortalıkta kimse yoktu. Rahat konuşabilirlerdi. Liz gittikçe pembeleşen yüzüyle "Yanıma gelin Alexey Fedorovich," diye konuşmasını sürdürdü. "Elinizi verin, şöyle, beni dinleyin. Size büyük bir itirafım var. Dünkü mektubu şakadan değil, ciddi olarak yazdım." Gözlerini eliyle gizlemeye çalışarak bu itirafta bulunurken oldukça utandığı belliydi. Alyosha'nın elini hızla kaptı, üç kere ardı ardına öptü. "Oo, ne güzel bu Liz," diye sevinçle bağırdı Alyosha. "Zaten ben de ciddiyetinizden adım ve imanım kadar yazdığınıza iyice emindim." "Eminmiş, şuna bak." Liz, Alyosha'nın elini indirdi ama yine de bırakmadı. Utangaçlığı artmıştı. Mutlu, ince bir gülüşle "Elini öpüyorum, ne güzel," diyor. Ama Liz'in sitemi haksızdı. Alyosha iyice şaşırmıştı. O da kızararak "Her zaman hoşunuza gitmek isterdim Liz. Ama bunu nasıl yapayım bilmem ki," diye kekeledi. "Azizim Alyosha, siz hem soğuksunuz hem küstahsınız. Bakın hele. Beyefendi benimle evlenmeye karar veriyor ve hiçbir şey yapmıyor, ne güzel. Mektubumun ciddi olduğuna eminmiş. Çok iyi. Buna küstahlıktan başka ne denir?" Alyosha güldü. "Emin olmam kötü bir şey mi?" Liz tatlı, mutlu sözlere onu kısa bir süre süzdü. "Yo, tam tersine Alyosha. Çok iyi." Alyosha yanında eli elinde duruyordu. Birdenbire eğilerek dudaklarından öptü. "Bu da nesi? Ne oluyorsunuz?" diye bağırdı Liz. Alyosha büsbütün şaşırdı. "Doğru değilse bağışlayınız. Belki de saçmalık ettim. Soğuk duruyorum dediniz de, soğuk olmadığımı göstermek için de öptüm. Ama uygunsuz oldu galiba." Liz güldü, yüzünü elleriyle kapadı, gülüşünün arasında "Hem de bu kılıkla," dedi. Sonra birden gülümsemesini kesti, ciddileşti. Adeta sert bir dille "Öpüşmeyi şimdilik bırakalım Alyosha," dedi. "İkimiz de henüz beceremiyoruz bunu. Daha çok beklememiz gerek. Aklımdayken şunu söyleyeyim. Sizin gibi akıllı, düşünceli, anlayışlı bir adam benim gibi budalanın, hasta bir budalanın birini niçin alıyor? Ah Alyosha, öyle mutluyum ki, ama kendimi size hiç layık görmüyorum ben." "Böyle konuşmayın. Layıksınız Liz. Bugünlerde manastırdan büsbütün çıkacağım. Buradaki hayata karışınca evlenmem gerekiyor. Biliyorum bunu. Bu buyruk Starets Efendim'den geldi. Evlenecek sizden daha iyi kimim var? Ayrıca sizden başka kim varır bana? Bunların hepsini düşündüm. Öncelikle siz gözünüzü açıp beni tanıdınız. İkincisi, sizin bende hiç olmayan pek çok meziyetleriniz var.
Ruhunuz benimkinden çok daha ışıklı. En önemlisi, benden çok daha temizsiniz. Oysa ki ben hayattaki bir sürü pisliğe bulaştım artık. Ah, bilemezsiniz. Üstelik bir Karamazov'um. Benimle alay etmenizin, bana takılmanızın önemi yok. Tam tersine, gülün bana. Bundan çok memnun olurum. Ama küçücük bir kız gibi kahkahalar atarken bir çilekeş gibi düşünebiliyorsunuz. Çilekeş gibi mi? Nasıl? Evet Liz, demin de o zavallının ruhunu didikleme onu küçümsemiş olmuyor muyuz diye sormadınız mı? Bilmem ki, iyice anlatamıyorum ama aklına böyle sorular gelen kimsenin kendinde de acılara karşı durabilme gücü vardır. Koltuğunuzda otura otura şimdiye kadar aklınızdan neler geçirmediniz? Liz mutluluktan baygın, ölgün bir sesle ''Verin elinizi Alyosha'' dedi. ''Niçin kaçırıyorsunuz benden elinizi? Bana baksanıza Alyosha. Manastırdan ayrılınca elbiseleriniz, kıyafetiniz nasıl olacak? Gülmeyin, darılmayın da. Benim için bunun çok önemi var. Giysi için henüz aklımda bir şey yok. Ne isterseniz onu giyerim. Koyu lacivert kadifeden bir ceket, beyaz pikeden yelek ve gri fötörden yumuşak bir şapka. Alyosha doğru söyleyin. Demin sizi sevmediğimi söylerken, mektubumu yalanlarken inandınız mı bana? İnanmadım. Öf, ne çekilmez yola gelmez adam bu. Bakın, beni sevdiğinizi, yani galiba sevdiğinizi biliyordum. Ama sizi sıkmamak için beni sevmediğinize inanmış görünüyordum. Daha kötü ya, hem kötü hem iyi. Sizi düşünemeyeceğiniz kadar seviyorum Alyosha. Demin geleceğinize yakın içimden niyet tuttum. Dünkü mektubumu isteyecektim. Hiç darılmadan çıkarıp verirseniz, sizden her şey beklenirdi ya. O zaman beni hiç sevmiyor, hiç duygusu yok, boş, değersiz bir çocuk. Ben de mahvoldum diyecektim. Ama mektubu manastırda, hücrenizde bırakmışsınız. İşte bu bana yeter. Doğru söyleyin. Mektubu geri isteyeceğimi bildiğiniz için bilinçli olarak bıraktınız orada değil mi? Öyle değil mi? Hiç de öyle değiliz. Mektup şimdi de, o zaman da yanımda. Şu cebimdeydi. İşte. Alyosha gülerek mektubu çıkarıp uzaktan gösterdi. Ama size vermem. Uzaktan bakın. Ne? Demek demin bana yalan söylediniz. Siz, bir rahip, yalan söylediniz ha? Alyosha hep gülerek öyle dedi. Mektubunuzu geri vermemek için yalan söyledim. Birdenbire duygulanarak, benim için değeri büyük. O ölene kadar bende kalacak. Onu benden kimse alamayacak diye ekledi. Yeniden kızardı. Liz ona hayran hayran bakıyordu. Aman Alyosha, kapıya bakın. Annem bizi dinlemiş olmasın diye fısıldadı. Siz istiyorsanız bakarım ama bakmasak daha iyi olmaz mı Liz? Annenizden böyle bir alçaklığı hiç beklemiyorum. Ne alçaklığı? Alçaklık da ne demekmiş? Diye parladı Liz. Kızını gözetlemesi alçaklık değil. Onun en büyük hakkıdır. Emin olun Alexey Fedorovich, ben de anne olunca, ben yaşta bir kızım olursa onu mutlaka kapılardan dinlerim. Ne diyorsunuz Liz? İyi değil bu. Şaşırdım doğrusu. Kötülük neresinde bunun? Herhangi bir salon konuşmasını dinlersem evet, alçaklık olur. Ama öz kızım bir delikanlıyla bir odaya kapanmış. Bana bakın Alyosha, şimdiden söyleyeyim. Sizi de evlenir evlenmez gözetleyeceğim. Üstelik bütün mektuplarınızı açar okurum. Şimdiden bilin. Elbette, şüphesiz. Eğer bir şey diye kekeliyordu Alyosha. Yalnız iyi değil bu. Aman efendim, iyi değilmiş. Hadi Alyosha, daha ilk günden kavgaya başlamayalım. İyisi mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Kapıdan dinlemek şüphesiz kötü bir şey. Bunda siz haklısınız, ben yanılıyorum. Ama yine de dinleyeceğim ben. Alyosha güldü. Yapın. Nasıl olsa ben böyle bir yanlışa düşmeyeceğim. Benim dediklerimi yapacak mısınız Alyosha? Bunu önceden bir karara bağlayayım. Hem seve seve Liz. %100. Yalnız en önemli işlerde değil. En önemli işlerde benim yanımda olmasanız bile ben... Görevim neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Zaten doğrusu da bu Alyosha. Şunu da bilin ki yalnız en önemli konularda değil, her bakımdan yanınızda olacağım. Her şeyde. Ölene, sonuna kadar. Şimdiden yemin ediyorum. Hem de bunu seve seve yapacağım. Şimdilik sizi gözetleyip kapılardan dinleyecek de değilim. Bir tek mektubunuzu açıp okuyacağıma yemin ederim. Çünkü haklı olan sizsiniz, ben değilim. Kapıdan dinlemeyi çok istediğim halde bunun bayağı yakışıksız bir davranış olduğunu söylediğiniz için yapmayacağım. Bundan sonra koruyucum olarak her şeyimi size bırakacağım.
Bir şey söyleyeyim mi, Alexey Fedorovich? Bugünlerde, dün ve bugün de sizi çok üzgün ve sıkıntılı görüyorum. Neden? Bir takım üzüntüleriniz, telaşınız olduğunu biliyorum. Ama bundan başka, belki de gizli bir derdiniz var. Alyosha hüzünle, ''Evet Liz, gizli bir üzüntüm de var.'' dedi. Bunu anlamanız beni sevdiğinizi gösterdi. Liz ürkerek bir yalvarışla, ''Ne üzüntüsü, neden dolayı, bana söyleyemez misiniz?'' diye sordu. Alyosha bozuldu. ''Sonra söylerim Liz, sonra. Şimdi belki tam anlaşılmayacak. Hem de belki ben anlatmasını beceremem.'' ''Biliyorum, ayrıca ağabeyinizle babanız da üzüyor sizi.'' ''Evet, ağabeylerim de.'' Alyosha düşünceli bir tavırla tekrarladı. Liz birdenbire ''Kardeşiniz Ivan Fedorovich'ten hiç hoşlanmam.'' dedi. Alyosha buna şaşırsa da üzerinde durmadı. Devamla ''Ağabeylerim de babam da kendilerini yakar. Bu yetmiyormuş gibi başkalarını da birlikte sürüklerler.'' dedi. Geçen gün Feder Pais'in dediği gibi ''Topraktan gelen Karamazov gücü, topraktan gelen başa çıkılmaz ham bir kuvvettir.'' Hatta kutsal ruhun yukarıdan bu kuvveti koruyup korumadığını bile bilmiyorum. Bildiğim tek şey benim de bir Karamazov olmam. Rahibim ben. Rahip ha? Rahip miyim Liz? Az önce rahip olduğumu söylüyordunuz. Evet, söyledim. Oysa ki belki de Tanrı'ya inandığım yok benim. Liz yavaşça çekinerek, Tanrı'ya inanmıyor musunuz? Dedi. Neniz var Alyosha? Alyosha ses çıkarmadı. Ağzından kaçırdığı sözlerde çok gizemli, çok kişisel, belki henüz kendisinin de iyice anlamadığı ama ona %100 üzüntü veren bir şey vardı. Şimdi de bütün bunların üstüne, biricik dostum, hayattaki tutunduğum tek dal, dünyanın en büyük adamı bu dünyayı bırakıyor. Bilseniz Liz, bu adama nasıl bağlıyım, ruhça onunla nasıl perçinleşmişim bir bilseniz. Artık yalnız kalacağım, size geleceğim Liz. Artık hep bu yalnızlığımı seninle ve ailenle paylaşacağım. Evet, birlikte, hep birlikte. Bundan sonra bütün hayatımız boyunca birlikte olacağız. Bana bakın Alyosha, öpün beni, izin veriyorum. Alyosha öptü onu. Şimdi gidin, Tanrı sizi korusun. Alyosha'yı kutsadı. Çabuk ona gidin, ölmeden gidip görün onu. Sizi çok fazla alıkoydum. Bugün hem onun hem sizin için Tanrı'ya yakaracağım. Alyosha, mutlu olacağız değil mi? Olacağız değil mi? Öyle sanıyorum Liz. Alyosha, Liz'den ayrılınca Bayan Hohlakova'ya uğramaya gerek görmedi. Vedalaşmadan gidecekti. Fakat merdivene çıkınca Bayan Hohlakova yerden bitmiş gibi karşısına dikildi. Bayan Hohlakova onu ne zamandan beri orada bekliyordu. Korkunç bir şey Alexey Fedorovich. Hepsi birbirinden anlamsız. Ümit ederim hayale kapılmazsınız. Saçma bunlar. Saçma. Saçma. Sakın ona bir şey söylemeyin. Heyecanlanmasın. Sonra iyi olmaz. Zararını görür. Akıllı bir gencin sözleri de akıllıca. Davranışınızın nedenini söyler misiniz bana? Liz'e hastalığı yüzünden acıyor da ondan, onun için mi her şeyine evet diyorsunuz? Alyosha kesin bir dille, "Yo, hayır. Hiç de öyle değil." diye cevap verdi. Onunla oldukça ciddi konuştum. Bu işte ciddilik olur mu? Öncelikle bilin ki sizi bundan sonra evime sokmayacağım. Ayrıca ben de buradan gideceğim. Onu da yanıma götüreceğim elbette. Bunu böyle bilin. Telaşa ne gerek var? Konuştuklarımız o kadar yakın değil ki. Belki 1,5 yıl beklemek gerekecek. Aa, buna diyeceğim yok Alexey Fedorovich. 1,5 yıla kadar onunla nasıl olsa 1000 kere kavga eder ayrılırsınız. Şu anda ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz. İstediği kadar saçma olsun bunlar. Yine de çok üzüldüm. Şimdi ben Famusov'un son sahnesindeki durumdayım. Siz Chatsky'siniz, o da Sofya. Düşünsenize, sizi karşılamak için özellikle buraya merdivene koştum. Orada da her şey merdivende olup bitiyor. Hepsini duydum. Odaya girmekten kendimi zor aldım. Demek bu geceki yıkımların, deminki isteri krizlerinin tek nedeni buymuş. Kıza aşk, anaya ölüm. Diri diri mezara gir. Şimdi şu ikinci önemli konuya gelirim. Size yazdığı mektup neymiş? Gösterin bana. Hemen gösterin. Hayır, buna gerek yok. Katerina Ivanova'nın sağlık durumu nasıl? Bunu bilmek, öğrenmek istiyorum. Hala sayıklıyor. Henüz kendine gelmedi.
teyzeleri ahvah edip duruyor. Üstelik çalımlarından yanlarına varılmıyor. Herzenstube ve hastayı görünce öyle korktu ki nasıl yatıştıracağımı bilemedim. Onun için de bir doktor çağırmayı bile düşündüm. Arabamla evine götürdüler. Bunlar yetmiyormuş gibi siz de mektupla ortaya çıktınız. Gerçi bütün bunlar ancak 1,5 yıl sonrası için. Alexey Fedorovich, en büyük, en kutsal şeyiniz üstüne ölmek üzere olan Starets'in adına yalvarıyorum size. Bu mektubu gösterin bana. Onun annesi olarak buna hakkım var. İsteseniz elime vermeyin, uzaktan okurum. Olmaz Katerina Osipovna, gösteremem. O izin verse bile gösteremem. Yarın gelirim, o zaman uzun uzun konuşuruz. Şimdilik hoşça kalın. Alyosha koşarak merdivenlerden indi, sokağa çıktı.